Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün size Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilinin düşürülmesinden ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Esasında nasıl ve ne için düşürüldüğünü hep beraber biliyoruz. Ortada bir suç yok. Olmayan bir suçtan suç üretmek bu yeni iktidar parçacıklarının bir marifeti. Önceki gün kendi duruşmamdan bahsettim. Gitmediğim, bulunmadığım duruşmadan iyi halimden dolayı cezam ertelendi. Hayali insanlar görüyorlar, hayali duruşmalar yapıyorlar. Bu şekilde iktidarlarını devam ettiriyorlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu dün bu sabah bir açıklama yaptı. Onu ilk öncesi okumak, paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim, ayrılmadım. Genel kuruldan sonra HDP toplantısı odasındaydım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydım geç saatlere kadar. Daha sonrasında da meclisten ayrılmadım ve burada sabahladık. Koltuğun üstünde sabahladım ve ayaktayım. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyim. Çok güçlü bir destek aldım dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu destek verdi. Bu destek de sanırım devam edecek. Çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız. Aceleci, afaki ve hasmane siyasi bir karar var karşımızda. Ama biz milletimizin iradesiyle bir araya geldik. Millet bu iradeyi verdi, millet alır. Ben millete dayanıyorum ve desteğini bekliyorum. Burası bir demokrasi nöbeti yeri olacak. Bana destek vermek isteyenler verebilirler. Buradayım 24 saattir. 24 saattir buradayım ve ayrılmıyorum. Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekün bir saldırı. Topyekün bir karşı duruş sergilemek zorundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimleri de boş çabalar olduğunu da buradan tekrar ediyorum. Evet, ilginç olaylar oluyor. Ben başka bir açıdan bakacağım olaya. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürüldüğünde meclis başkanlığı MHP'li Celal Adan tarafından yapılıyordu. Meclis başkanı Celal Adan'dı. Kim bu Celal Adan? Belki merak ediyorsunuzdur. Şimdi daha eskiye gidelim. Yılma Durak. Yılma Durak diye bir MHP'li birisi vardı. Türkeş'in sağ kolu diyebilirdik bu kişiye. 12 Eylül'de tutuklananlar arasında Yılma Durak'tı. Yılma Durak'ın ilginç bir açıklaması var. Size önce onu okumak istiyorum. 12 Eylül'de gözaltına alındığında ya da savcılıkta verdiği ifadeden bir bölüm okumak istiyorum. Celal Adan ile birlikte Alparslan Türkeş'in Yakacık'taki evine gittik. Çeşitli konularda sohbet ettik. Genel Başkan, DİSK ile ilgili olarak komünist hareketin kaynağı olduğu şeklinde konuşuyordu. DİSK'i kastederek eliyle ot biçer gibi hareket yaptı. Yani öldürün. Bunu yapan kim? Alparslan Türkeş kim? MHP Genel Başkanı. 27 Mayıs darbecisinin bunu TRT'de okuyan, radyoda okuyan adam. Ben bu hareketten DİSK yöneticilerinin yok edilmesini istediği kanaatine vardım. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Genel Başkan Berker İnanoğlu'nun yazıhanesindeyken bizi çağırtmış. Celal Adan'la birlikte gittik. Aydın Esi de oradaydı. Aydın Esi DİSK yöneticileriyle ilgili bir çalışma yapmış. Adresleri tespit etmiş. Celal Adan'a adresleri yazdırdı. Celal Adan öldürülmek üzere Kemal Türkleri hedef olarak seçmiş. Kemal Türkleri öldürülmeden bir gün önce Celal Adan'la birlikte arabayla Bursa'ya gittik. Ertesi gün Uludağ'a çıkarken radyodan Kemal Türklerinin öldürüldüğü haberini dinledik. Haberi duyan Celal, bravo bizim çocuklara, bu ancak böyle olurdu dedi. Evet, tam bir komedi esasında, tam Celal Adan'ın Kemal Türkleri öldürttüğünü anlattığım sırada dışarıdan ambulans geçmesi, sesini duymuşsunuzdur. Bu da bir garip bir tesadüf oldu. Ben daha önceki bütün programlarımda, yani bazı programlarımda ve yazdığım yazılarda kapatılması gereken partinin MHP olduğunu, 12 Eylül dosyalarının incelendiğinde MHP'nin ve ülke ocaklarının işlediği ve işlettirdiği cinayetlerinin tahminlerin çok ötesinde ve kalabalık olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye'de bir terörist parti aranıyorsa bu MHP'dir diye açıklamalarda bulunmuştum. Bunu belgeleriyle yaptım.
Papa'nın öldürülmesinden, Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden, Kara Fakihoğlu'na ve aklınıza gelebilecek Ümit Kaftancıoğlu'na, şu andaki CHP Genel İstanbul İl Başkanı'nın kayınpederi olan Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülmesine kadar ciddi bir karanlık örgüttür MHP esasında. MHP bir parti midir yoksa derin devletin meclise yansıması mıdır? Onu çok iyi algılamak gerekiyor. MHP'nin bugüne kadar yaptıklarından tekrar nasıl kurulduğunu anlamak gerçekten mümkün değil. Çok daha geçmişe gittiğimizde MHP kurulmadan önce Alparslan Türkeş'in geçmişine baktığımızda Üsteğmenkent Türkçülükten ve ırkçılıktan gözaltına alınıyor. Askeriye de gözaltına alınıyor. Birinci Sık Yönetim Mahkemesi ırkçılıktan ve Turancılıktan hapsediyor kendisini. Ancak çok ilginç bir şekilde ikinci Sık Yönetim Mahkemesi ırkçılığın suç olmadığını beyan ederek serbest bırakılmasını sağlıyor Türkeş'in. Türkeş serbest bırakıldıktan sonra Amerika'ya eğitime gönderiliyor. Ne eğitimine gönderiliyor? Gerillaya karşı mücadele eğitimine gönderiliyor. Tabi gerillaya karşı mücadele eğitiminde gerilla eğitimini almanız gerekiyor. Biz 70'lere baktığımızda Murat Bayrak'ın kurdurduğu kamplarda gerilla eğitimi verildiğini görüyoruz. Parti başkanı kim? Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş kim? Sadece Üsteğmenkent tutuklanmış birisi değil. 27 Mayıs darbesini radyoda okuyan albay. Daha sonra Talat Aydemir'in birinci darbesinde yer alıp 14'ler sürgünüyle yurt dışına, darbecilikten yurt dışına sürgün edilmiş bir emekli albay. Yani oradan ayrılmış. Ayırmışlar kendisini. Sonra sanıyorum Mısır'a gidiyor. Mısır'dan dönüyor. Talat Aydemir'in ikinci darbesinde bakıyor ki Talat Aydemir kendisini darbeye katmıyor. Bu sefer Talat Aydemir kendisi darbenin içinde olmadığı için İsmet İnönü'ye şikayet edip idam ettiriyor. Talat Aydemir'in ikinci darbe girişiminde de iki kişi idam ediliyor. İçinde bulunduğu birinci darbede Adnan Menderes ve iki bakan idam ediliyor. Kendisinin dahil edilmediği ikinci darbede de Talat Aydemir'le aklımda yanlış kalmadıysa Fethi Gürcan idam ediliyor. İki darbeye karışmış ya da iki buçuk darbeye karışmış bir üçüncüsünde dahil edilmeyen bir parti başkanı Kemal Türklerin öldürülmesi ya da diskten birisinin öldürülmesi için talimat veriyor ve eliyle diye işaret ediyor. Bu talimatı kime veriyor? Celal Adan'a veriyor. Celal Adan dün ne yapıyordu? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten milletvekilinden atılmasındaki meclis başkanıydı. Buyurun size demokrasi. Buyurun size hangi partinin kapatılması, hangi milletvekilliğinin düşülmesine dair önemli ipuçları. Burada terörist olan Ömer Faruk Gergerlioğlu mu? Hapisteki çocukların, hapisteki kadınların çıplak aramalarının önüne geçmek isteyen bir milletvekili mi? Yoksa mahkemede Kemal Türklerin öldürülmesi talimatını vermekle yargılanan 12 Eylül Mahkemesi'nde Celal Adan mı? Bakın o mahkemeye kimler yargılanıyor? Kemal Türklerin Arda Üskan'ın yazısından alayım. Arda'nın ara sıra bu tip yazıları vardı. Şöyle devam ediyor bu Yılma Durağan ifadesini yazdıktan sonra Arda Üskan. Bu en az eylemi kadar vahşi karardan sonra işte o sabah kuşluk vakti güvercinler havaya uçuşurken Kemal Türkler katlediliyordu. Sonrası çok daha ilginç. Ünal Osmanoğlu, Abdülselam Karakuş, İsmet Koçak, Aydın Er Yılmaz Kemal Türkleri öldürmekten. Alparslan Türkeş, Celal Adan ve ifadeyi veren Yılma Durak da cinayeti azmettirmekten yargılandılar. Adan, delil yetersizliğinden beraat ederken Abdülselam Karakuş 12 yıl, Aydın Er Yılmaz ise 10 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi. Diğerleri de yine beraat. Yani Türkeş'le beraat. İlk eylemin yapılmasını söyleyen Türkeş de beraat ediyor. Yani tekrar söylüyorum 12 Eylül'den bugünü karşılaştıran arkadaşlara. Hiçbir şey değişmedi. Hiç öyle 12 Eylül daha yumuşaktı falan diyenlere söylüyorum. Şöyle devam ediyor Arda Özkan. Bu arada bir isim var ki atladığımız sanmayın. Bütün bu kanlı maceranın baş aktörlerinden biri o. Ünal Osmanoğaoğlu. O Bahçeli
evler katliamından dolayı zaten aranıyordu. Neydi o katliam? Tarih şöyle anlatıyor. Gençler için bir kez daha alıntılayalım. 8 Ekim 1978 günü Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ünal Osman Ağaoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve Kürşat Poyraz Ankaralı'nın Bahçeliler Mahallesi'nde Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevenci isimli gençleri öldürmüşlerdir. Kurbanlardan biri yastıkla boğularak, dördü kafa hizasından kurşuna dizilerek, diğer ikisi de Eskişehir yolunda katledilmişlerdir. Yani katil başına bir kurban. Evet, bunların hepsi Ülkü Ocakları'nın adamları. Abdullah Çatlı da liderleri olarak gidiyor. İşte Kemal Türkler suikastında da geçen Ünal Osmanoğlu, bu Osman Ağaoğlu. Daha sonra Mamak'ta belediye otobüsünün taranması ve bir kişinin öldürülüp 21 kişinin yaralanması olayı nedeniyle de aranıyor. Bütün bu karmaşa arasında tesadüfen yakalanıyor ama nedense kimliği sorulmadan serbest bırakılıyor. 1 Nisan 1999 tarihine kadar, yani 19 yıl elini kolunu sallayarak geziyor. Enselendiği yer ise Kuşadası. Sonra ne oldu? 30 yıl zaman aşım mantığından Kemal Türkler'in duruşması davası düştü. O davadan herkesin aklında kalan Nilgün Türkler'in kameralara haykırmasıdır. Babamı o adam gözümün önünde öldürdü, gördüm. O zaman 18 yaşındaydım. Evet, bu adamlar şu anda meclis başkanlığı yapıyor. Yani MHP'nin meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı, her ne haltsa işte, Celal Adan. Yanındaki adam Ünal Osman Ağaoğlu, Abdullah Çatlı, bunlar hep beraberler. Ve şimdi siz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilini düşürüyorsunuz. Yetmiyor, HDP hakkında dava açıyorsunuz. HDP programını bundan sonraki programda yapacağım. İkisini beraber karıştırmak istemedim. Celal Adan'ı biraz daha iyi tanıyın. Hangi partinin kapatılması gerektiğini daha iyi anlayın diye bunu bu şekilde anlattım. Yani bu programda sadece Gergerlioğlu'nu anlattım. Evet, Türkiye'de hangi parti kapatılmalıdır belki daha iyi anlarsınız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.